Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizce dersimizde be going to konusunu öğreneceğiz. Yani bu neydi? Future be going to. Yani gelecek zaman. Gelecek zamanda hem will vardı hem de be going to. İkisi de kullanılabiliyordu. Fakat biz şu an will'i değil de be going to kısmını öğrenmiş olacağız. Yani gelecek zaman. Ama be going to daha yakın bir gelecek zaman oluyor. Yakın bir gelecek zamanı kastederken be going to'yu kullanıyoruz. Burada cümle yapımızın nasıl olması gerektiğinden bahsediyor. Bakalım, bakacak olursak ne diyor? Özne. Tabii ki de subject. Are you, we, they, he, she, it. Öznemiz. Ardından be going to, yardımcı fiilimiz. Yani bakalım burada be'deki kastedilen hangisi? Tabii ki de amiz are. Amiz are. Öznemize göre am, is ya da are belirledikten sonra hemen ardından going to ve fiilimiz gelmesi gerekli. Devam edecek olursak bakalım cümle yapılarımıza şöyle bir bakalım. İlk olarak nasıl pozitif yani olumlu cümle yapısını göreceğiz. Ne demiştim? I, he, she, it, we, you, they. Buna göre be de değişiyor. Amiz are oluyor. İlk öncelikle I'da tabii ki de am geliyordu. He, she, it de is. We, you, they'de de are geliyordu. Bakalım ne diyormuş burada. I am going to play tennis. Yani ben tenis oynayacağım diyor. Oynayacağım. Şöyle bakın ne demiştim burada. Be going to kalıbını görüyoruz. Be buradaki kastedilen amiz are'dı. Bakın I'dan sonra am. I am going to ve fiilimiz play oynamak. Play tennis. He, she, it'e bakalım. Orada he is going to take her to the dinner. Yani onu akşam yemekte alacakmış. Bakalım he, she, it'ten sonra bakın is. Ve ardından going to ve fiilimiz. We, you, they'de ise we are going to leave tonight. Bu gece ayrılacağız diyor. We, you, they'den sonra are. Going to ardından hemen ve leave fiilimiz. Be going to kuralına göre cümlelerimizi bu şekilde kurmamız gerekiyor. Peki olumlu cümleyi yaptık. Biz negatif yani olumsuz cümlelerimizi nasıl yapacağız? Bu kalıbımızla tabii ki de o da şöyle olacak. Biz olumsuz yaparken İngilizce'de ne getiriyorduk? Not. Yani not bizim burada olumsuzluk ekimiz oluyor. O zaman aynı cümleleri olumsuza çevirmeye kalkalım. Ne demiştik? I am going to play tennis. Yani tenis oynayacağım demişti ama olumsuz yapacağımız için I am not going to play tennis. Bakın. Arasına not geliyor. Olumsuzluk ikimiz yine be going to kalıbımız. Yani tenis oynamayacağım oluyor. He, she, it'e bakalım. Ne demiştik daha demin? He is going to take her to the dinner demiştik. Ama olumsuz yapacağımız için he isn't going to take her to the dinner. Yani bakın not olumsuzluk eki geliyor. Onu akşam yemeğinde almayacağım demek istiyor. Isn't kısaltılmış da yazabiliriz. Bu şekilde de yazabiliriz. Tamamen bize bağlı. İki türlü de yazabilme şansımız var. We, you, they'e bakalım. Ne demiştik daha temin? We are going to leave tonight. Bu gece ayrılacağız ama olumsuz not geleceği için we aren't going to leave tonight. Bu gece ayrılmayacağız. Bakın olumsuzu aren't. Bunu yine bu şekilde are not şeklinde de yazabiliyoruz. Hangisini tercih edersek kullanabilme şansımız oluyor. Olumlu yaptık, olumsuz yaptık. Peki bunun soru şeklini nasıl yapacağız? Soruda tabii ki de her zaman yardımcı fiilimiz başa geliyor. Yani amiz are bakın gördüğümüz gibi başa gelmeli. O da birinci örneğimizde ne diyor? Am başa gelmiş. Am I going to play tennis? Yani ne diyor? Ben tenis oynayacak mıyım? Bakın am yardımcı fiilimiz başta. Özlemiz ve going to ve fiilimiz. He, she, it'te de yine aynı şekilde değişmiyor. Is yardımcı fiilimiz başta. Is he going to take her to the dinner? Yani
Onu akşam yemeğinden alacak mı? Burada da yine will you day'de de yardımcı fiilimiz are başa geliyor. Are we going to leave tonight? Bu gece ayrılacak mıyız? Şeklinde cümlelerimizi kuruyoruz. Olumlu yaptık, olumsuz yaptık ve soruyu halini de görmüş olduk. Biraz kullanım alanlarından bahsedelim. O da ne diyor? Daha önceden gelecekle ilgili planlanmış eylemlerde. Yani bunu derken ne demek istiyor? Şu anda değil de şu an karar vermiyoruz. Yani şu an planlamıyoruz. Önceden, geçmişte biz bunları planladık, bitti. Bakalım cümledeki örnekle daha iyi anlayacağız. Ne diyor? They are going to get married in 2 months. 2 ay içinde evlenecekler diyor. Bunlar kararlarını almış. Önceden gelecekle ilgili bir planlama yapmışlar. Ve be going to kalıbımız they olduğu için are. Be going to kalıbımızı görmüş oluyoruz böylece. Diğer örneğimize bakalım. Did you give him his present? Yani ne diyor? Ona hediyesini verdin mi? No. I am going to give it to him tonight at dinner. Bu gece akşam yemeğinde ona hediyesini vereceğim diyor. Am going to kalıbımız. I'dan sonra am'di. Ona hediyesini vereceğim. Yani şu an bunu demiyordu. Zaten ben kafamda planladım. Ne zaman vermem gerektiğini belirledim. O yüzden bunu ifade etmek için de be going to kalıbımızı kullanmış oluyoruz. Diğer kullanım alanımıza bakacak olursak ne var burada, ne diyor? Bir olayın gerçekleşeceğine dair güçlü bir kanıt varsa, yani biz bir şey söylüyoruz, bunu bir gerekçelendirme yapıyorsak buna karşı, bir güçlü bir gerekçelendirmesi varsa, örneklerden daha iyi anlayacağız. Bakalım ne demek istiyor? Look at the clouds. Bulutlara bak. It is going to rain. Yağmur yağacak. Şimdi ben burada yağmur yağacak diyorum ama kafama göre demiyorum. Yani bence yağmur yağacak. O zaman be going to olmaz. Bunu bir gerekçelendirmesi var. Bir dayanağı var. O da nedir? Bulutlar burada. Bulutlara bak diyor. Ya da şey de söyleyebiliriz. Hava durumuna bakmışımdır. Hava durumunda dinledim. Radyoda duydum. Yağmur yağacak. Bunun güçlü bir dayanağı olmuş oluyor böylece. Yani kafamıza göre söylemiyoruz. Bir kanıt görüyoruz. Bakın is going to kalıbımız. Diğer örneğimize göz atalım. It is very cold and the streets are frozen. Yani ne diyor? Çok soğukmuş ve sokaklarda buz tutmuş. Buna dayanaraktan da look back that woman is going to fall. Yani ne diyor? Kadın düşecek. Yani kafasına göre söylemiyor. Bunun olması için bir sebebini söylüyor. Sebebi de ne? Çok soğuk ve yerlerin buz tutması da bu olaya yardımcı oluyor. Yani onun söylemini desteklemiş oluyor. Bu kullanımın alanını da bahsettik. Diğer bir kullanım alanımız ise geleceğe dair bir plan veya niyetin varlığında. Yani biz gelecekle ilgili bir plan kuruyorsak, bir şeye niyet ediyorsak be going to kalıbını yine kullanabiliyoruz. Örneklerimizden gidelim. Ne diyor? I am going to become a famous actress one day. Yani bir gün ünlü bir, tanınmış bir oyuncu olacağım diyor. Be going to kalıbımız. I'dan sonra am geliyordu. Going to ve fiilimiz. Yani bunun geleceğe dair bir planı, bir hayali, bir niyeti var. Diğer örneğimize bakacak olursak, you won the lottery, didn't you? Ne diyor burada? Milli piyangoyu kazandın, kazanmadın mı ya da bilmiyor da o yüzden. Cevap olarak da yes, evet. We are going to buy a big house and a new car. Kazanmış ve bunun da gelecekle ilgili bir planlaması, bir niyeti neymiş? Büyük bir ev satın almak ve yeni bir araba almakmış. Be going to kalıbımız. Bu şekilde bu kullanım alanında görmüş olduk. Ve böylece be going to ile ilgili konu anlatımımızı bitirip şimdi de pekiştirmek amacıyla biraz bununla ilgili etkinliklerimizi yapalım.
Evet. Burada ne yapmamız gerekiyor? Boşluklara be going to kalıbımızı yerleştirmemiz. Soru var, olumlu var, olumsuz şekli de var. Bunları daha temin öğrendik. Birinciye bakalım ne diyor? Are you the ceremony tomorrow? Watch, izlemek, bakın fiilimiz orada. Yani yarın seremoni, töreni izleyecek misin demek istiyor. You, bizim neydi şimdi? Be going to kalıbımızda. Be burada, am, is ve are'dı. You dediği için are oluyordu ve yardımcı fiilimiz de başa gelmiş oluyor. Neden? Çünkü bu bir soru cümlesi. Soruda da yardımcı fiilimiz başa geliyor. Are you going to, going to fiilimiz bakın olduğu gibi kalıyor. Watch. Bu şekilde soru cümlemizi yapıyoruz. İkinci örneğimize bakalım. She, he's quizzing today because he's tired. Yani buradaki fiilimiz bizim not visit. Yani burada not olduğu için olumsuz yapmamız gerekiyor. She, buradaki be hangisi olması lazım? Am, is, are. He, she'den sonra tabii ki is geliyordu. She is going to. Bir de olumsuz var. Atlamayalım bunu, düzeltelim. Olumsuz yapmamız gerektiği için de she isn't. Onu da hemen şöyle yazalım. She isn't going to, going to fiilimiz neydi? Visit. His cousin today because he's tired. Yani ne diyor o? Kuzenini ziyaret edemeyecekmiş bugün. Çünkü tired, yorgun, hastaymış. Yorgunmuş, tired, yorgun. Üçüncüye bakalım. I, my room on Sunday. Fiilimiz de orada paint. Bakın not yok. Yani olumsuz yapmayacağız. Soru işareti yok. Bir soru cümlesi olmayacak. Olumlu yapmamız gerekiyor. I'dan sonra ne geliyordu? Am. I am going to. Fiilimiz paint. I am going to paint my room on Sunday. Yani pazar günü odamı boyayacağım demek istiyor. Dördüncü örneğimize bakalım. The guest is their own food. Yani ne diyor burada? Misafirler demek. Misafirler çoğul. O zaman burada kastedilen they olmuş oluyor. Ne geliyordu o zaman arkasından? Are. They are going to, fiilimiz bring, olduğu gibi kalıyor. Bring their own food, yani misafirler kendi yiyeceklerini getirecekler. Beşinci örneğimize bakalım. There are no clouds in the sky. It today. Bakın not burada olumsuzluk. Yani cümlemize olumsuz yapmamız gerekiyor. Ne diyor? Gökyüzünde bulutlar yok diyor. Bugün yağmur yağmayacak demek istiyor. O yüzden de it'ten sonra ne geliyordu? Is geliyordu. It isn't. Neden? Olumsuz yapmamız gerekiyor. It isn't going to. Going to fiilimiz rain today. Bu şekilde cümlelerimizi de kurmuş oluyoruz. Diğer örneğimizle devam edip dersimizi sonlandıralım. Evet, altıncı örneğimize bakalım. Ne diyor? My mother dinner for us later. Ne diyor? Benim annem sonra akşam yemeği ne yapacakmış? Pişirecekmiş bize. Cook burada bakın fiilimiz. Yani my mother burada ne oluyor? She oluyor tabii ki de. He, she'den sonra ne geliyordu? Is. Not yok. Yani cümlemiz olumlu olacak. She is going to. Fiilimiz ne? Cook. She is going to cook dinner for us later. Yedinci örneğimize bakalım. Ne diyor burada? I had better sleep. I early in the morning. Uyuması gerektiğini, uyusam iyi olur diyor. Çünkü neden? Sabahları erken kalktığını demek istiyor. O zaman I'dan sonra ne geliyordu? Am. Not yok. Yani cümlemiz olumlu olacak. I am going to, fiilimiz get. I am going to get up. Onu da şöyle yazalım. Sığmadı. Get up.
Early in the morning. 8. örneğimize bakalım. Burada bir soru cümlesi görüyoruz. Yardımcı fiilimiz bakın başta ve soruya dair olduğunu belirten göstergemiz. Am I with you tomorrow? Burada demek istenen yarın ben seninle gelecek miyim diyor. Come. Evet. Yani am I soru olduğu için buradaki am başa gelmiş. Am I going to? Ve fiilimiz, gelecek fiilimiz neydi? Come. O zaman am I going to come with you tomorrow? Bu şekilde soru cümlemizi de yapıyoruz. Son örneğimize bakalım. Your friends, your homework for you. Senin arkadaşların senin için ödevi yapmıyorlar. Çünkü neden? Not, bakın, olumsuzluk ikimiz. Burada your friends, senin arkadaşların çoğul. O zaman ne olması gerekiyor? They, yani they öznesini kastediyor aslında. They'den sonra ne geliyordu? Are. Burada not, yani olumsuz yapmamız gerekiyor. Aren't. Going to. Going to. Fiilimiz neydi? Do. Bu şekilde bunu da tamamlamış oluruz. They aren't going to do your homework for you. For you. Ve bu şekilde de etkinliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi be going to. Buradaki kastedilen be, am'iz are. Öznelere göre de am mi, is mi, are mı olduğunu seçiyoruz. Ve be going to kalıbımızla cümlelerimizi kuruyoruz. Böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki ders görüşmek üzere. İyi günler.